Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir Minecraft bölümünden herkese selamlar. Evet dostlar bugün kaldığımız yerden modsuz serimizle devam ediyoruz ve hemen oyuna girdiğimde burada birkaç e, ayrıntı gözüme çarptı. Şu vatandaş buradan e, çıkmıyor sürekli burada niye anlamadım. Sıkıştı mı ne yaptı acaba buraya ya? Neyse eline de bir tane karlı, kar kaplı blok almış. Ne yazıyor? Gondorlar her zaman borcunu öder. he Ben... Demiştim ki 64 elması benden almışsın. Onu neden söylemeden falan demiştim. E, muhtemelen Deniz onun için getirdi. Bir de burada bir şey var. Büyücülük F yazıyor. Büyücülük fakültesi mi anlamadım. Bunu hemen bir açıyalım okuyalım. Ne yazmış? Değerli mutsuz sakini. 2020-2021 dönemi büyücülük fakültesi geçici kayıtlarımız başlamıştır. En güzeli kitaplardan faydalanmak için adınızın olduğu isim etiketini e, fakültemizde bulunan sandığa koyabilirsiniz diyor Saygılarımla Dekan Lemi <laughs> Fakülte açmış dayım İsim etiketi lazım ama bize Mehmet Ali potuk yazıp koymamız lazım Var mıydı bizim isim etiketimiz Eğer varsa bakalım bir tane isim yazalım Bizde büyücülük fakültesine e, Geçici kaydımızı Yaptıralım arkadaşlar böyle olmaz i̇şte Benim isim etiketim var mıydı işte Problem o Yoksa gideceğim denizden bir tane çarpacağım abi. Yapacak bir şey yok. Var mı? Bakayım. Vallahi burada isim etiketi gözüme çarpmadı benim. Burada var mı? Maalesef burada da yokmuş. Büyücülük fakültesi ha. Tamam büyücülük fakültesine gidelim bir kaydolalım. Yalnız ondan önce size hemen arkadaşlar e, video dışında gene birazcık zamanımı ayırabildim. Şükür. E, çalışma yapabildim. Biliyorsunuz e, Bodrum'da yani en alt katta güzel bir yer ayırmıştım kendime oralara bir şeyler yapacağımı söyledim ve ufaktan çalışmalara başladım bayağı bir taş gidiyor ee, bayağı bir de ent taşı yapmam lazım ent tuğlası yapmam lazım o yüzden entten bir sürü malzeme kazıp getirmem lazım ee, şimdilik bir tane örneğini yaptım bu şekilde arkadaşlar etrafını bu şekilde yaptım kocaman şu içlerini boşaltıyorum İçlerini boşalttıktan sonra da bu şekilde içlerini tekrar ent tuğlasıyla ent taşı tuğlasıyla dolduracağım ortasına şöyle ikili ya da dörtlü şeklinde lambalar atacağım. Ee, belki onları tuzak kapılarıyla kapatabilirim. Belki de kapatmayabilirim. Ee, çok şu an emin değilim. Şuradaki sandıkları aldım. Görünmesin diye şimdilik e, şeyin arkasına koydum. O da bir fazlalık var. Ha, şundan dolayı fazlalık var. E, bunları da şeyin arkasına koydum. Bu merdiven e, çift sayı. Bunu tek sayı düşürmemiz gerekiyor. Tam şöyle inişe bir tane yapmaya çalıştım karşı tarafa. Daha buraya güzel güzel kolonlar gelecek. Kolonlar da bu tarz bu tipe e, benzer kolonları yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Ama bu kadar kalın olmayacak. Bunlar sadece baklava şeklinde duvar süsleri. Bunlar biraz farklı. E, Minecraft'ta bile Anadolu motifi kullanmaya çalıştık arkadaşlar. Şimdi yukarıya çıkacağım. Benim bir tane malzemeye ihtiyacım var. Neye ihtiyacım var benim? İsim etiketini abi şuraya falan bırakmış olabilir miyim? Olamazmışım. Önce şu üstümdeki elması filan bir bırakalım. Sonra denizin oraya gidelim. Ee, büyücülük fakültesine kayıt olalım. Büyücülük fakültesi uç tabela diyor. Ha uç tabela benim zaten yanımdaydı. Dışarı akşam olmuş. Gece olmuş. Bir yatalım. Uyuyalım. Ondan sonra gidelim denizin oradan bir tane isim etiketi alıp kaydımızı yaptıralım arkadaşlar. Tamam sabaha da yaptığımıza göre savaştan gidelim bakalım. Denizin orada spoiler var mı yok mu bilmiyorum ama bir bakayım önce. Farklı bir şey varsa zaten size göstermemişimdir. Eğer göstermişsem spoiler yoktur zaten. Şu baskıncı kalesine de bir farm yapabilir miyiz bilmiyorum ki ilerleyen zamanlarda buraya da bir şeyler yapmamız lazım. Zaten burnumuzun dibi çok güzel olur farm yaparsak buraya da. Yok şu an herhangi bir şey gözükmüyor burada. Ee, spoiler olarak. Umarım Denizin isim etiketi vardır. İsim etiketi yoksa bende de yoktu. Şöyle sıradan bir ben bir bakayım ondan sonra Ah, bir tane varmış isim etiketi. İsim etiketi bir tane buldum arkadaşlar. Hemen oraya şöyle adımı soyadımı yazayım. Evet. Adımızı soyadımızı da yazdık. Bunu şimdi götüreceğiz. E, merkeze dayım büyücülük fakültesi açmış. Nasıl bir şey bilmiyorum. Dur tam olarak net bir daha bir okuyayım da. Neymiş bu? Değerli dostumun sakini. 2020-2024 büyücülük fakültesi için geçiş kayıtlarını en güzel kitaplardan faydalanmak için adınızın olduğu isim etiketini fakültemizde bulunan sandığa koyabilirsiniz. Saygılarımla. Dekan Lemi. Tamam. Gidelim şimdi yavaştan. Büyücülük fakültesine bir kayıt olalım. Şimdi Harry Potter vardı ya bu çok güzel hareketlerde de şey yapmışlardı. Hamza Pıtır. O da bayağı güzel almıştı. Çok hoşuma gitmişti benim. Harry Potter serisinde mutlaka izleyen vardır herhalde. Ha bu arada şuraya Deniz bir tane oyun alanı yapmış. Burada da oynayacağız arkadaşlar. O Reis. Daima bir bak be. Dur abi önce şuradan yapıyı bir seyredeceğim. Üstüne konayım. <laughs> Sen dayıma bir bak ya dayıma. Sen dayıma bir bak ya. Hele bak ya. Helal olsun lan dayı. Yaşlısın başlısın ama hala iş var sende. Adamsın. Bak. Ayrıntıyı kes. Şiş, şiş. Hemen içeriye girdik. Kapılar kapansın. Aa üst katı falan da var. Çok iyi. Abi büyücülük fakültesindeki sandık neresi ya? Sandığa ismimizi bırakacağız da hangi sandığa bırakacağız? Yazıyor mu büyücülük fakültesi diye? Allah daha bir şey yazmıyor. Şu sandığa mı koyacağız? Tamam bu sandığa koyalım. E ee, burada ha, dekan Lemi de bu muymuş? Tamam. Dekan Lemi'nin sandığını abi burada buraya bıraktık. He biz e, güzide kitaplardan yararlanabilmek için bunları bıraktık. Ne yapmış buraya? Kazma, balta, kürek bir şeyler var. Ha burada onlarla ilgili büyüler var. İpeksi dokunuş, verimlilik. Oha. Verimlilik 5 mi? Çok iyi be. Deniz şansı 3. Ayartma 3. Bu arada arkadaşlar gene benim bir şey yapmam gerekiyor. He, bu da şeyliyle alakalı. Bak, bu arada şeyi bastım. Üçlü mızdıra kırılmazlığı sadakati falan bastım. Sizin dediğiniz gibi arkadaşlar. Tamamen büyülerini kaldırdım. Büyülerini yok ettim. Ondan sonra büyü masasında bastım denizin orada. Abi çok iyiymiş bu ya. Burası kılıç. Ne büyüleri alevden şehre savurma 2. Sürücü kenar ganimet 3. Darbe 5. Keskinlik 5. Oha. Eklem bacakların kıyameti 5. Güç 5. Yumruk 2. Alev sonsuzluk. Yuh. Abi çıkmadan üst kata da bir bakalım ya. Koruma 4. Abi her şeye ayrı zırh yapacaksın var ya. Atkı koruması. Bu atkı korumasını şeye giderken giyebiliriz. Bu neydi onun adı? E, gardiyan farmı yaparken kullanabiliriz. Ben onun için e zaten video dışında şeyi kitaplar hazırlamıştım. Hatta canlı yanımızda da gelip izleyenler olmuş olabilir. Görünmezlik ve su altında nefes alma şeyleri, iksirleri hazırlamıştım onlar için. İlerleyen zamanlarda inşallah onları da yapacağız arkadaşlar. Dikenler 3, su adaptasyonu, solungaç. Oha çok iyi kask. Tüy düşüşü bu da ayakkabı. Pantolonla fark etmiyoruz. Pantolonla bunları da basıyoruz. Üst kata nasıl çıkıyoruz abi buradan? Üst kata çıkışları var mı? Çıktım. Aha ADŞ'nin odası. Ee, daha yeni olduğundan. Deniz bir şey yapmamış mı buraya? Oğlum üst katta mı var buranın? O iki katlı reis. Hemen aşağı ineyim kendi odamı bulayım. Kendi odama da hemen zaman kaybetmeden bir şeyler yapmaya çalışacağım. Dayı çiçek. <laughs> Dayı çiçek. Dur kendi odamı bulayım hemen kendi odamı. Abi şu çok güzel olmuş siyah cam ya. Modern binalardaki şeyler gibi. Vay maş diyor. Köşe odayı vermiş dayım bana. Evet güzel. Odamız filan gayet iyi arkadaşlar. Odamız filan gayet iyi. Bu da Dekan Leme. He? Dekan Leme bak. Buraya isim etiketimi koydum. Beni kaydettin tamam mı? Bak ağzını bunu kırarım senin ha. Abi hemen şu denizin oyun parkına bir gidelim. Oyun alanına bir gidelim denizin. Ne varmış burada? Yerde tabelalar görüyorum. Oraya bir uğrayacağım. Demin geçerken gördüm. Fakat bakmadım. Elmaslar için atla. Platformun en üstünden envanterini boşaltıp ve spam point. Spam point çekilebiliyor mu? Atla diyor. Ee, bir blok suyu tutturabilirsen iki elmas senin. Abi çok iyi. Helal. Ödülünü al diyor. İki elmas iki elmas ayırmış. He, bir blok suyu atlayacağız he, buradan. Bakalım. Oo, su asansörümüz de var. Yes. Abi ne diyor? Üstünü başını boşaltıp atlayacaktık değil mi biz buradan? Önce bütün malzemelerimizi atalım. Abi Deniz iyi yapmış ya. Bir sürü oyun alanımız olmuş bizim burada. <laughs> yapacağız yapacağız arkadaşlar. Daha çok oyun alanı yapacağız. Deniz şimdiden bir atlayış bir elmas. Benim şu an elmasım yok. Neyse borcum olsun getiririm ya. Hadi be tutturamadım. Spam point de çekmemiştim ya neyse. Şimdi çekeriz yukarıdan başlarız. Abi nerede tut bah, tutturuyorum neredeyse ya. Tüh bir daha. Dur burada spawn point çekmeye çalışayım bakayım bir. Allah aşağı düşecektim. Spawn point. Tamam. Spawn points çektim arkadaşlar şimdi bir daha. Uhu! İkinci atla işte. Yes. Yalnız bir sürü seviyem boşa gitti benim onu biliyorsunuz değil mi? İki tane borcum var. Şunu ikisini alıyorum. Tekrar bir daha. Ben denizi burada batırmam mı? Ama yok arkadaşlar burası bizim Oyun alanımız ya. Oyun alanımız olduğu için çok fazla batırmayacağım burasını. Bir tane daha atlayacağım tamam mı? Hemen. Abi çok iyiyim ya. Hemen iki daha alıyorum. Hemen bu iki elması yukarıya koyacağım. Bir tane atladım çünkü hatta üç tane koyayım. Ben bir tane elmas kazanmış oldum arkadaşlar. Şöyle. Bir, iki, üç. Tamam mı? Tek elmasım benim burada. pan point'i de çektik. Hatta bunu da buraya atayım dadır. 3 elması koydum şimdi 3. atlayışımı mı yapacağım ben evet 3 dördüncüyü yapacağım ben buraya kaç tane elmas koydum 3 tane elmas koydum neyse dur 1 atladım öldüm 2 atladım 3 üç atladım 3'ün üstünde kazandım şimdi 4. atlayışım benim <laughs> hemen bunun bir tanesini daha koyacağım evet arkadaşlar son kez atlayalım Şuraya elmasım bir tanesini koydum. Bir tane kendi yerime koydum. İki elmasım var şu an. Şimdi atlayacağım. Evet atlıyoruz. Yey. Öldüm. Son bir kez daha kazanayım tamam mı? Ondan sonra. Kazandım. Ödülüm alayım. Yukarıya bir tane daha elmas bırakacağım. Ondan sonra devam. Hatta ben hepsini bırakacağım ya. Çocuk kazansın. uzayın gol bizden olsun. Dur. Ver geri Hepsini bırak abi. 8 elmas. Tamam mı? İlk önce şu kask malzememi tutma vücuduma gideyim malzemeleri. Şunların hepsini al abi. Evet dostlar şimdi birazcık bizim evimize gideceğiz de benim baltam nerede? Ha burada tamam. Sıkıntı yok. Şu şöyle baltamız şöyle mızrağımız şöyle. Hemen şunu da kendi elime alayım. Devam. Gidiyoruz. Deniz'e de teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir oyun alanı hazırlamış bizim için. Birazcık da evimizde çalışmalar yapalım. Sizlere ufak ufak projelerinden bahsedeyim. Yalnız benim bir sürü şeye ihtiyacım var ya. Bu ışık mışık. Bir arada arkadaşlar. Bunun da size sözünü vereyim. Şu heykelin için ev yapacağım. Önümüzdeki video ya da ondan sonraki video ADŞ Reis ile gelebilir. Uğraştım ya. Birazcık kendim çizmeye falan çalıştım. Uğraştım. El emeği göz nuru arkadaşlar. Umarım Sizler de beğenmişsiniz ki ee, ki beğenmişsiniz. Ben güzel şeyler aldım. Tamam şu malzemeleri de buradan yok edelim. İçeriye girelim bir uyuyalım. Uyuduktan sonra aşağıya inelim ve çalışmalarımıza başlayalım arkadaşlar ufaktan. Şimdi end'den getirdiğim end'den getirdiklerimi buraya koydum. Şuradan birkaç tane alayım. Abi benim Işık malzemesine ihtiyacım var ama yanımda var mı benim ışık malzemesi? Işık taşı denizde var mı acaba? Denizden bir borç alsam. Bana birazcık ışık malzemesi lazım ilk gösterimleri yapmam için. Aga bir saniye ya. Bana ışık malzemesi lazım. Işık malzemesi. Balkabağı lambası. Şimdi görmüyor benim. Dur bakayım ya dayınızın oradan ya da dayının oradan bir ışık için bir şeyler alalım. Lan bugün amma gezdik ha. Valla serverı bol bol geziyoruz arkadaşlar. Dayımın oraya çok gitmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü dayım ee, uzun zamanlarda uzun zaman aralığında e, videolar attığı için çok ne olduğunu bilemiyorum. O yüzden spoiler da vermek istemiyorum. Boşa gitmesin diye adam o kadar uğraşıyor, elemeyi göz nuru yapıyor bir şeyler. Boşuna gitmesini istemediğim için şu an oraya uğramıyorum arkadaşlar. Dayımın olduğu zamanlarda uğrayabiliriz. Bak denizin kapısını açık koyduk ha. Hırsız mırsız gelecek buraya. Abi denizin yüz kata bir bakacağım ben ya. 10 numara gençler. Denizde şimdi ışık taşı malzemesi falan var mı? Lambası mambası. Oo, Denizde bayağı var abi. 19'luk ödünç alacağım. Hatta şöyle 20 alayım. Denize de tekrar 20 tane taşı veririm. Ben toplarım ona zaten. Sıkıntı yok arkadaşlar. Malzemeleri böyle birbirimizde olmayan malzemeleri alışverişine falan yapıyoruz beraber. Yalnız Göbel de iyi yaptı ha. Göbel güzel yaptı. Şimdi şu dağın üstünde daha sonra eriteceğim ha. Belki şu heykelin seviyesine getireceğim. Onu size söyleyeyim. Belki dayıyla denizin de heykelini yapabilirim buralara. Hani güzel gözükmez mi arkadaşlar böyle e, heykeller topluluğu büyük dev dev böyle. Dev creeper yanına dev zombi üf. Ama ne gider biliyor musun? Abi şöyle bir huş tahtayla şey deneyecektim. E, tuzak kapısı deneyecektim de bence tuzak kapısı falan koymayalım. E, çok kötü duracaktır. Süsünü bozacaktır. Çünkü başka huşla alakalı bir e, malzeme yok maalesef. Ben iskele mi falan nereye koydum onu da bir bulayım da hemen yanımıza iskele alalım arkadaşlar biraz. Heh. Tamam şunu koy 64'lüğü ver abi. Şuradan en taşı tuğlasını alalım. Buraya bir bakmak lazım. Hemen şuradan bir sayı çıkaracağım ben. Bir 8 diyor. Ee, 4 ve 5'e koyacağız. Ortası burasıysa 4 ve 5. Abi şuradan itibaren dizebilirim ben bunu. Ee, çok uzatmayacağım arkadaşlar. Sizlerle beraber bir şeyler yapabilmek için bunu söylemiştim zaten. 1, 2, 3 ve 4. Hemen şöyle bir tane açıyorum ki arkadaşlar bu şekilde. ikili çünkü iki sayılı yaptım ben burayı. Bu şekilde. Hatta şunu da kıralım. İskelemizi de kıralım. Abi bak burayı unutmuşuz. Buraya bir şey koymuşuz ve tekrar yapmayı unutmuşuz. O güzel. Sıkıntı yok abi. Gayet iyi. Orta tek sayı olduğu için çok problem olmaz. Belki daha çok ışık saçsın diye daha çok şey yapabiliriz ama ee, şimdilik bu kadar yeterli. Belki şöyle bir tane altına bir tane üstüne de koyabiliriz. Şu şekilde. Bir altına bir üstüne. Hatta direkt onu da bir deneyelim mi? Şeklerimi bırak. Ee, bir de en üstüne deneyelim arkadaşlar. Bir tane de üstüne koyalım. Bakalım ne kadar ışık saçacak. Güzel olacak mı? Evet. Bakın bu şekilde daha iyi oldu gibi sanki. Yere bir ışıklandırma sistemi döşeyebiliriz. Ee, farklı bir şekilde. Şimdilik ben bunu denedim yarım blok koyduğum için. Abi bu şekilde daha iyi oluyor ya. Abi toplamda 4 4 Şimdi 4 tane zaten koyduk. 4 8 12 16 20 24 32 60 tane falan gidiyor toplamda. Bende 20 tane var. Hemen şuradan bir alanı sadece kazalım arkadaşlar. Bir alanı kazalım. Hatta onu da şöyle bir şey yapmaya çalışacağım. Şuradan iskelemizi uzatalım. Yukarıya çıkalım yukarıdan başlayalım. Abi çok güzel olacak ya. Şu merdiven sistemini değiştirip böyle iki çatalla merdiven sistemi yapıp yanlara doğru da indirebilirim arkadaşlar. Ya da böyle döner şekilde indirebilirim. Henüz daha karar vermedim ama bayalım şöyle. Yalnız ben uçmadım. Ben uçmadım kendi suçtu. Vallahi anlamadım hiçbir şey anlamadım ben. Kendi suçtu ben düşmedim. Yalnız benim ölmem gerekmiyor muydu? Hemen şuradan ufaktan kazmaya başlayalım. Bir duvarı da sizlerle birlikte yapalım. Ve yaptıktan sonra da Artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim gençler. Abi şuradan uzaklaştır burayı. Tamam şunun şekliyle bunların şek şeklinde indireceğiz arkadaşlar aşağıya kadar. Ve burasını en taşı malzemesiyle dolduracağız. Tamam abi burasını da almışım. İyi gayet bize sıkıntı yok. Kaza kaza aşağıya kadar bir indirelim gençler. Evet kazımızı da bitirdik. Abi baya karanlık oldu. Şimdi aydınlatırız ama sıkıntı yok. Hemen şu alt taraftan bir tanesini koyayım da nasıl olsa ben bunları koyacağım. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey duyurusunu yapayım sizlere. ben geçen sağlık problemleri nedeniyle de dediğimde insanlar beni korona oldum zannetmiş. çok şükür öyle bir şey yok arkadaşlar. Korona falan olmadık. Siz birazcık yanlış anlamışsınız mevzuyu. Korona falan yok yani. Başka sağlık nedenleriyle bu şekilde gecikti videolarımız. Onu da sizlere belirtmiş olalım. Evet dostlar şimdi şurasını ufaktan bir doldurmaya başlayacağım abi. Tam yerine geldiğimde ee, yukarıya çıkmaktansa şeyleri de koyayım diyorum. 1, 2, 3 ve 4. Yani şöyle. Şuraya kadar ulaştığımda dördüncüyü kazmam lazım aslında değil mi benim? Şöyle bakayım. Şu dördüncüyü benim şurayı mesela şöyle e, buraya ışık taşı koymam gerekiyor şu şekilde. Burasını da aynı seviyeye bir ulaştıralım. Yanlış yaptıysak da tekrar kırarız. Hemen bakayım sayayım bir. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncüye koymuşum. Beşinciye de koyuyorum. Ve artık e, yukarıya kadar doldurmamız lazım burasını. Birazcık daha ışıklık olsun diye koydum. Hani daha iyi olur. Yoksa kendini gösteremiyor arkadaşlar. Hani çok karanlık da hoş olmuyor biliyor musunuz? Şu tavana bir tane ışık taşı daha koyacaktık. Onu da koymuş olalım. Geri kalanı da yapıp bitirelim artık. Hemen şurasını ben bir tamamlayayım gençler. Abi şuraya bir tane yanlış koyduk. Bunu da kıralım. Aşağı atlayalım ve çok güzel oldu be. Allah beklediğimden daha iyi oldu arkadaşlar. Böyle uğraşıyordum. Hatta yayın açacaktım da çok enerji modum yoktu. O yüzden hani sıkılmayalım diye şey yapmak istemedim. Böyle de iyi oluyormuş. Abi tavandan da güzel şeyler yapacağım. Ee, sarkıtmalı lambalar şeklinde yapacağım. Çok harika gözükecek buna emin olabilirsiniz. Aklımda çok deli şeyler var. Ee, ama şimdilik bu kadar gençler. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.